Voley izleyicileri merhaba, 3. devreye hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul, Serkan Akkoyun, Mustafa Demirtaş ve Uğur Karakullukçu ile birlikte Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın arkasından yayındayız. Fenerbahçe 72'de Sosa ile öne geçti. 81'de Doğukan'la Antalyaspor beraberliği sağladı. Maçta 1-1 bitti. Maçta konuşacak şeyler var. İstatistikler özellikle çok dikkat çekici, çarpıcı sayılar var. Özellikle Fenerbahçe adına, belki de Fenerbahçe'nin aleyhine demek lazım direkt olarak. İsmail Kartal'ın ilk maçıydı. Hocanın ilk açıklamalarını ekrana getireceğiz. Maçın adamını seçeceğiz. Hızlı başlayalım. Serkan Akkoyun, maçla ilgili ilk yorum. Yani çok tatsız bir maçtı. Ne izleyenlere keyif verdi, ne de oynayanlara bile keyif vermemiştir belki. Hani dürüst olmak gerekirse, işimiz gereği olmasa maçın belli bir dakikasından sonra kanalı değiştirir, başka bir maça geçerdik. Bu maçı izlemek zorunda olmasaydık. Özeti bu, çok tatsız, çok keyifsiz. Belki son bölümlerinde bir git gel oldu. O kısmını değerlendirirsek o da taktikten uzak, disiplinden uzak iki takımın git gelleri oldu. Hatta Antalya biraz daha ne istediğini bilerek oynadı. Fenerbahçe'de hiçbir gösterge yoktu. Ne oyuncu performansı, ne oyun performansı. Tatsız, tuzsuz bir maç oldu. Mustafa, yani birçok şey gösterdi bu maç ama en belirgin şey bence sahada birçok teknik oyuncu olması, topu ayağına yakıştıran oyuncu olması aynı zamanda bu çok pozisyona gireceğin anlamına gelmez. Eğer bir saha organizasyonu yoksa, bir tempo yoksa, hiçbir anlamı yok sahadaki teknik oyuncuların. Benim ilk aklıma gelen bu oldu. Yoksa zaten maça dair çok fazla konuşulacak şey yok. Ama bir klişeyi bence sonlandırmak lazım artık kafamızdaki. Bazen de hakikaten sahaya bakınca, ilk 11'e bakınca bir tane böyle toplu özellikli bir oyuncu görürsünüz ama o takım o kadar tempolu oynanır ki, o kadar yakın oynar ki daha fazla pozisyona girer. Sonuçta toplu oynamak için o topu bir kere öncelikle geri kazanman lazım bir noktada ki oynayasın. Ama Fenerbahçe'de o topu geri kazanacak tempoya sahip değil. Bu da langırt oyun değil, yani top böyle bazen ortaya atılmıyor. Sizin geri kazanmanız lazım. O yüzden böyle bir tatsız maç çıktı. Buradan pas atayım sana. O topratikle maçın 11'i de gelsin, Fenerbahçe'nin 11'i de gelsin. Uğur'a bırakayım sözü. Ya maçın özellikle ilk yarısında böyle hani yakar top diye bir oyun vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Herkes böyle kenarlara kaçmaya çalışıyordu. Hani, Fenerbahçe işte oyun kuruyor. İşte stoperler, bekler, kanatlar onun önünde. On numaralar biraz daha içte ama daha ön tarafta. En uçta da forvet gibi oynayan oyuncular. Hani böyle bir yuvarlak oluşturmuş gibi ama orta dev bir boşluk var. Hani ya değil mi? Hani hiçbir takımın böyle dizilmemesi lazım. Yanlış bir şeyler var yani. Tabii ki daha hücum kapasitesini arttırmak istemiş olabilir İsmail Hoca. Ya zaten ilk maçında dünyanın en garip 11'ini de çıkarsa bir şey deniyor demek durumundasınız. Çünkü bu takımda da birçok şey denenmiş bir şekilde devralıyor zaten. Yeni bir şey denemeye çalıştı ama bu kadar ters tepmesi bence sorgulanması gereken bir şey. Çünkü şu yüzden bu biraz konsensus 11'ine yakın. Konsensus Fenerbahçe'de işte bu niye oynamıyor, bu niye oynamıyor denilen oyunculardan bir tek galiba Pelkas hariç herkes sahadaydı. Hani ben de Rossi niye oynamıyor noktasındaydım. Hani herkesin bir niye oynamıyorsu var Fenerbahçe'de. Ben de Rossi'nin oynamasını bekliyordum. Ama hepsini birden sahaya atacak. İki tane 10 numara Mesut, İrfan. Yani ne olursa nerede oynadıklarından bahsetmiyorum. Rol olarak bahsediyorum. İki tane 10 numara işte Rossi biraz daha içte konumlanan bir İkinci forvet gibi bir oyuncu. Sosa defansif orta saha değil, bir oyun kurucu. Daha geride konumlanan bir oyuncu. Bek olarak kullandığınız oyunculardan birisi 10 numara kökenli bir oyuncu. Birisi sağ, birisi de sağ forvet neredeyse kökenli bir isim. O sahi. Ya garip bir takımdı. Garip bir deneydi ama deneyden sonuç çıkmadı. Yani o kadar az veri çıktık. Yani şutunu kaçıncı dakikada attığını hatırlamıyorum. Hatta 60'tan sonra. Bu 60'da. O 60'tan sonra da şut değildi. Bloklandı yani. Bloklanan bir pozisyondu. Hatta aramızda tartıştık. Hani ilk şut sayılır mı, konuşur muyuz falan. Çünkü bir çaresizlik içinde biz de dehşet içinde bir şeyler olsun da programda konuşacak konu çıksın diye artık. Hani maçı izleyen bir futbol severlikten çıkıp. İlk yarıdaki istatistikleri verelim mi? 7 numarayı. 7 numarayı bir verelim. Uğur'un söylediği kısım özellikle ilk yarı istatistikleri çok çarpıcıydı. Sonra maç sonu istatistiklerine geçelim. Vay be, tam televizyon olmuşuz ya. 7 numara falan. Aynen. Burada 10 numara. Ver müziği. Zayt'sı da bir 10 numara aslında. Zayt'sı da bir 10 numara burada.
Tabii yani evet. Serdar dışında ya kariyerine ekmeğini 10 numara olarak kazanan oyuncu sayısı 5 takımda. 5 tane 10 numara var. Biri sol bek oynuyor. Birisi defansif orta saha oynuyor. Bu ilk yani, yarı Fenerbahçe'si. Şut yok. Hani isabetlisini geçtim. Şut denemesi yok. Gol beklentisi 0. Rakip ceza sahasında topla buluşma 4. Bir kez de korner kullanmış Fenerbahçe. İrfan Can, Mesut Özil, Rossi, Zayt, Sosa, Serdar Dursun 1'de 9 numara var. Sol bekinde Ferdi. Evet, sağ bekinde Sosa'yı. Yani onu... İki tane savunmacı var Fenerbahçe'de ve rakip ceza alanına 4 kere girip 0 şut. 0 şut çekiyor diyemiyoruz yani mantık olarak. 0 çünkü yani. O zaman yani bu oyuncu kalitesi, işte oyuncuların eksikliği vesaire değil, bayağı organizasyonla net olarak açıklayacağımız bir şey. Bence tam tersi. Neyle? Yani, bu kadar kaliteli oyuncu varken organizasyon olmasa bile iki çalım atar bir şut çekersin, bir ceza alanına girersin yani. İnisiyatif almadı kimse Fenerbahçe'de. Hmm. Yani en iyi organizasyonu da yapsan inisiyatif almıyorlar. Ya Pereira varken organizasyon yok muydu bu takımda? Vardı. İnisiyatif alınmıyordu. Şimdi Zeki Murat Göle varken hiçbir şey olmuyordu. İsmail Kartal'ın ilk maçı şimdi. Bismillah. İsmail Kartal'lık bir şey çok okunmadı. Belki iki tane oyuncu değişikliğinde eleştiririz ama o da %1'idir. Ya birisi Fenerbahçe'de inisiyatif alıp Mesut... Yani sosyal medya paylaşımına gelince en güzel paylaşımları yapıyorlar. En güzel tweetleri atıyorlar. En güzel storyleri Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe böyle. Ya biriniz de inisiyatif alın. İki tane şut çekin. Ceza alanına girin. Zorlayın. Değil mi yani? Doğukan'ın yaptığı mücadeleyi, Fred'in yaptığı mücadeleyi bir tane Fenerbahçeli oyuncu yapmadı. İsmail Hoca'nın maç sonunda nasıl teşhislerde bulunacağını da çok merak ediyorum bir yandan. Onları ekrana getireceğiz açıklamaları. Tamamının, maçın tamamının istatistiklerine bakalım bir de 5 numaraya. Maç sonunda da aslında çok parlak bir yere çıkmadı. Evet, ilk yarıdan daha iyi diyeceğiz ama çok parlak bir yere çıkmıyor Fenerbahçe'nin istatistikleri. Tüm maça baktığımızda o istatistikler şimdi ekrana gelecek, maçın tamamı. 5 numaralı istatistik gelecek ekrana. Mahmut Hoca'nın odasına çıkıyor ikinci yarı. Tamam, o istatistikler... Ben söyleyeyim yani. Neyi? Mahmut Hoca'nın odasına çıkıyor ikinci yarı. Doğru, tünelin ucu çok boş bir yere çıktı diyeyim. Yani işte geldi şimdi ekrana. Toplu oynama... Çok suni aslında yani %61 hiçbir şey olmuyor. Fenerbahçe'nin 4 şutu var. İkisi isabetli. Pas başarı yüzdesi %85. 506 pas yapmış. Bir kornerde kalmış. İkinci arada korneri yok. 17 orta 5 isabetli. Foul 11. Offside 4. Fenerbahçe'nin... Gol beklentisi de 0-21. Bunu da ben ekleyeyim. Ya aslında neredeyse pozisyon bulmadan maç bitti denilebilecek bir maç. Yani bir gol bulunmasına rağmen gol de gol niyetiyle hani kaleye vurma niyeti olmayan bir pozisyon. Aslında daha çok orta. Evet. Orta, orta attı. Hani birisi vursun. Aslında iyi bir orta, etkili bir orta, bir şey demiyorum ama yani bunlardan sezondan iki tane falan görürseniz öpüp başınıza koyun yani. Bayağı tesadüfi bir pozisyon. Rakip de hata yapacak o pozisyonu. Fenerbahçe bu maçta rakip ceza sahasında 13 kere topla buluşmuş. Bu sezonun en kötü Fenerbahçe adına ikinci sayısı. İlki Trabzonspor deplasmanı. Kim Minjen'in atıldığı maç. 3-1 kaybedilen maç. 10 kere rakip ceza sahasında topla buluşabilmişti. Trabzonspor deplasmanında 10 kişi kaldığı maçta. Bu maçta 13 kere buluşabildi Fenerbahçe. Şimdi bundan şöyle, sonra Göztepe var 15. Ya bunların hepsi aslında hani söyle hepsi aslında hiçbir şey bir bütünlük arz etmediğini gösteriyor. Az saydık işte 5 tane 10 numara, bir Rossi, az bir kanat forvet, bir tane klasik santrforla çıkıyorsun, bir tane sağ kanatla çıkıyorsun. Ama bir bütünlük arz etmediği zaman kağıt üstünde istediğin kadar hani bunlar hep farazi bir örnek olarak verilirdi ya. İstersen 4 forvet çık olmaz falan. Ama hakikaten ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Ben bu kadar 10 numara kökenli oyuncuyu bir araya getirip hadi bir şeyler yapın yapısı görmemişim. Yani şimdi İsmail Hoca da ilk defa bir şeyler dönüyor. Biraz daha cesur bir şey denemek istedi muhtemelen. Çünkü Ferdi ile o sahayı Vitor Pereira döneminde zaten. Abi ne yapıyorsun? Durduk yere gözlük düştü gözümde. Ağzıyla gözlüğü tutmaya çalıştı. Değil mi? Sen aksiyon. Oğlum gözlük nasıl çıkıyor? Kral yorum yapmıyorum diye. Niye tam konu yok da bu kadar da değil. Bir şey konuşuruz bir şey. Sen görgüsün abi. Gördün değil mi? Abi böyle dururken gözlük bir anda atladı. Ağzıyla da tutmaya çalıştı. Abi inanılmaz merak ettim şu anda. Aksiyon. Geri sarıyor. Geri sarıyor. Şu an yayındayız arkadaşlar. Ne diyordum ben ya? Abi yani... 4 tane forvet var olmuyor diyordum. 10 numara var diyordum. Yani... Çok güzel bir şey gördük. Çok iyi. Evet, evet, ben canlı gördüm. Daha şanslıyım. İyi konumum daha iyi yani. Tamam. Fenerbahçeli oyunculardan daha şey böyle iyi yerden izledim yani. Onun gibi. Birçok futbolcu iyi yerden izledi bu maçı.
Ya buradan çıkarılabilecek birkaç ders var. Birincisi şimdi Ferdi ile Osayi Hoca, Vitor Pereira döneminde biz gördük ki hani üçlü savunmanın kanat bekleri gibi oynatıldı ama dörtlü savunmanın ikisinin birden bek olma ihtimali bayağı eğreti duruyorlar bir kere. Çok alakasız kaldılar, onu söylemek lazım. Hücum katkısından da biraz mahrum kaldığını düşünüyorum. Osayi de ön tarafa geçtiğinde daha çok daha etkili oldu. Yani o kadar etkisiz bir takım ki Osayi'nin birkaç aksiyonu bile bize öyle gelmiş de olabilir. Onu da hani altını bir not olarak baş çizeyim. Baş içindeki en ideal aksiyon Osayi'nin getirdiği toptu. Aynen öyle. Kimsenin dokunmadı. En ideal dedim, başka ideal. Tek ideal aksiyon da diyebilirsin. İşte. Çünkü Sosa'nınki de şut, tek demek istedim aslında. Şut da değil yani. Golün gol değil bir kere zaten en başta. Onun dışında ön tarafa bakıyorum. Ya bir kere hani İrfan'la Mesut'un geldiği zaman da söylemeye çalışmıştım. Yani kendim fikrim şu, bu takıma İrfan'la Mesut'un aynı anda kullanılması çok 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 zor. Çok zor. Ve ikisinin de bu formda haliyle zor. Hani ikisini birden oynatabilmek. İrfan açıkçası benim 3-4 yıldır gördüğüm en kötü halinde. Fiziksel olarak, form durumu olarak. Ya bilmiyorum mental olarak mı bir durumu var, motivasyonunu mu kaybetti nedir bilmiyorum ama İrfan çok daha potansiyelli bir oyuncu, yani onu söyleyeyim en azından. Ama İrfan'la Mesut bu haldeyken biri oturmalı ve şu an bu İrfan olur bence. Mesut değil. Hatta Mesut, ilk çıkan oyuncunun Mesut olmasına ben biraz şaşırmıştım. Ya bir kere ikisinden birinden vazgeçmek gerekiyor eğer böyle bir şey oynayacaksan. İkincisi de bu takımın vazgeçilmesi, bence bu kadar oyuncu oynuyor. Bence en vazgeçilmez oyuncusu belli ki orta sahada Crespo. Şimdi Crespo en düz, en hani düşük yatırımla alınmış oyuncu ama futbol öyle bir şey ki senin ihtiyacını karşılayan oyuncu oysa, diğerlerinin performansını arttıracak oyuncu oysa Crespo oynamalı. Ya Gustavo çok değerlendirebilecek bir vakit olmadı çünkü girdi. Crespo'nun sakatlığı var tabii. Yani tabii. Ben Şeçin'i demiyorum. Genel olarak. Yok, niye oynatılmadı anlamına demiyorum. Bu maçtan çıkardığım sonuçlar anlamında söylüyorum. Mutlaka dinamik bir 6 numara olmalı. Gustavo'nun bu oyuncu olmadığını düşündüm, hep söylüyorum zaten. Ama bu maçı yargılamıyorum yani. Onu top sıyırdı da oldu falan. Şanssızlık, bu olur yani. Ona yapacak bir şey yok. Ama Crespo bu takımın vazgeçilmesi. Bu ikinci bence çıkarılması gereken sonuç. Üçüncü olarak da bu takımın transfer dönemindeyiz artık. Transfer odaklı da bir şeyler söyleyebiliriz. Bu takımın bir bek oyuncusu alması lazım artık. Hani yani bu transferi, artık komedi gibi, anladın mı? Şeyde de mesela hani herhangi bir takımı seç. Göztepe'den Kasımpaşa'ya, hani Malatya'ya, herkesin en azından lan bu adamın eli ayağı düzgün bir bek oyuncusu diyebileceğin oyuncuları var. Fenerbahçe'de yok. Fenerbahçe Novak'la Nazım, ya bilmiyorum hangi kaç takımda 11 çıkabilirler ciddi şekilde şu anki hallerinde söylüyorum. Ya bu adamlar tek bek alternatifi. O zaman önüne işte Ferdi'yi sol bek yapalım. Osayi sağ bek yapalım. Bu bir yere kadar olur. Yani geçici bir dönem. 1-2 ay olabilir. Ferdi de bu özveriyi gösterdi zaten de. Hani abartmamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya herkesi her yere devşiremezsin. Futbolda bu kadar da böyle bir şey değil. Hani Cruyff'un ideal dünyasında yaşamıyoruz. Yani o yüzden santrfor gelsin sol bek yani, olsun olmaz ya. Yani. Burada değersizleşildi. Yani Fenerbahçe, yani Novak bir önceki sezonun, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sezon en parlak bek performansı ligdeki. Nazım milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu. Nazım, ben katılmıyorum. Nazım. Ama milli takıma yükseldi yani, gerçeklik sonuçta. Nazım milli takıma yükseldi ama bu, o Türk müymüş ya, bir çağıralım bakalım gibi çağırdı yani. Yani kabul ama Novak, daha ileri gitmesi beklenen bir oyuncuydu Fenerbahçe'ye geldikten sonra. Yani Fenerbahçe'de kaç kişi öne gitti bu kaos ortamında? O oraya gidiyor bence. Ferdi gitti bence. Ferdi'yi gitti, kabul edebiliriz. Crespo geldi burada, çok net bir performans gösterdi. Yani performans da yok diyemeyiz yani. Oyuncular mesela Rossi kesilene kadar bence gayet de verimli oynayan bir oyuncuydu. Ya da yani birçok oyuncu, Kim Min-jae'sinden tut Salah'ın çıkışına kadar birçok oyuncu kendini burada iyi hissetti, iyi tanımladı yani. Şeye de yapamayız. Hani herkes düştü kardeşim bu takımda. Değil. Takımı değil bu. Tabii. Ama değil. Mesele şey değil. Hani devşirme işini abartmak, hani doğal. Ferdi artık sol bek diyemezsin abi. Ferdi de o kadar da değil yani. Hani adam sol kanat bekini kotardı diye de hani ihale bırakılmaz. Hani Türk kurumsal iş yerlerinde görev yanlışlıkla sonuçta bir sorumluluk alınca başına kalır ya, onun gibi adam yanlışlıkla sol bekte bir idare etti, sol kanat bekini sol bek oldu adam. O sayı sağ bek. Öyle. Dörtlü savunmanın sağ beki olur mu? Sol beki olur mu? Olmaz yani. Ferdi'ye göre biraz daha şans var bence. Ya, ama yani daha denilir bir şey. Abi ama diğer tarafta gerçekten dolu dolu performansı, Prime Caner Erkin olursa belki olur şansı.
Ya da ne bileyim Prime Gökhan Gönül olur. Ferdi'yi sola koyarsa Ferdi idare eder ama her tarafı bu şekilde çözemezsin. Bence transfer döneminde artık bir el atılması gereken bir transferi pozisyon. Ekstra da parantez açalım. Ben 11 ile birlikte bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Çünkü bu maçın bence böyle geçeceği aşağı yukarı insan kafasında canlandırabiliyor ilk 11'i görünce. Hatta şu an ekranına gelirse. Geliyor. Şimdi programın başında dediğim gibi öncelikle yani topla oynamak için topu öncelikle geri kazanman lazım belli bir noktada. İşte çok tempoluysan bunu rakip ceza sahasına yakın kazanırsın o topu. Tempona o kadar güvenmiyorsan orta saha civarında kazanırsın ama sonuçta kazanırsın. Ama bu takım orta saha Sosa, Zayt, Mesut, İrfan Can, Rossi bir nebze pres oyuncusu onu yapabiliyor ama diğer geriye kalan 4 oyuncu pres oyuncusu değil. Belli ki topu geri alamayacaksın. Ya bu şu demek Antalyaspor ayağına aldığı topla o atak senin kalende sonuçlandıracak büyük ihtimalle. Ya pozisyon olacak ya da zorlama bir şut olacak. En fazla belli bir noktada savunmaya çekilir. O yüzden Fenerbahçe bu maçta mecburen her akını sıfırdan kurgulamak zorunda. Yani sıfırdan yeni bir organize atak kurgulamak zorunda. Çünkü topu önde kazanamıyorsun. Ya kaleciden ya bekinden ya stoperinden hep böyle sıfırdan atak kuracaksın. Öyle olunca set oyunu oynayacak oyuncu var mı? Çok fazla. Sosa var. Onun da yaşı temposu belli. Biraz daha hani duran bir bölgede oynuyor. Zayt öyle topu aldın verdin bir daha aldın dolaştın öyle bir oyuncu değil. Mesut İrfan Can zaten temposu ortada. Onlar hani top rakipteyken de temposuz. Top Fenerbahçe'deyken de hareketsiz. Mesut biraz daha hareketli ama İrfan'a göre. İrfan'da fizik bayağı gidik. Böyle de ideal atak kuramıyorsun. O yüzden zaten 63. dakikadaki ilk böyle şuta benzer pozisyon oldu. Bir tane opsiyon daha kalıyor. Evet oyun kuramıyoruz. O zaman alalım biz savunmadan topu. Direkt Serdar'a yollayalım. En geleneksel atak tarzı. Uzun santrafora yollayalım. İndirdiği topla hareketlensinler. Orada da arkasında o, yok Serdar aldı diyelim. O koşu yapacak adam da yok. Rossi var o da kenar forvet. Arkasındaki Emre ya da İrfan Can kaydığı zaman o koşular atacak adam da yok. Tıkanıyorsun. Yani bu maçı kafanda da oynasan aşağı yukarı bu Fenerbahçe'nin şu 11'iyle çok fazla bir şey yapamayacağı belli oluyor bence. Peki 6 numaralardan birinin Crespo ya da Gustavo'yla değişmesi bu işi çözer mi? Yoksa öndeki oyuncuların hem ribaund alan hem de koşu yapan oyuncularla değişmesi mi lazım? Bence zaten ideal bir oyunda. Bence de ki bunu sezon başından bu yana söylüyoruz. Bence hemen hemen her teknik direktör de aynı şeyi düşünüyordur da. Bence İsmail Hoca da aynı şeyi düşünüyordur. Mesut ve İrfan Can bence aslında oynamaz ilk 11'de diyordur ama öyle çıktı. Sen çıktım. De mi oradasın? Ben de oradayım. Yani bu şekilde oynatmak zorunda kalıyor demek istemiyorum ama bu biraz da basın toplantısında da söylenen bir şey aslında. Biz iyi oyuncularımızı sahada görmek istiyoruz, dörtlüye dönmek istiyoruz diye. Yani geleceğe dönüşte de seninle konuştuk. Bugünden ve hatta İsmail Hoca döneminden beklentimiz Mesut'la İrfan Can'ın artık bir arada oynadığı bir sistemin kurgulanması olarak söylemiştik. Yani yetenekli ayaklarımızdan bizim verim alabileceğimiz bir sistem istiyoruz diyor Başkan ama, Ali Koç. Ama Mesut taşınması gereken bir oyuncu topsuz oyunda. Bir de İrfan Can'ı ekleyince İrfan Can şu an Mesut'tan da geride bence fizik olarak bu arada. Hani normalde aklımızda Mesut bir numarada geliyor. Çok ara verdiği için sanki temposuzlukta bir numara gibi geliyor ama şu an İrfan Can bence Mesut'tan da daha da temposuz. Topu dürttüğü zaman vücudu kendisi gitmiyor. Mesut o kadar değil yani. Zaten evet. O yüzden Mesut İrfan şu iki oyuncunun da görüntüsüne bakılınca bence ideal bir oyun çıkması çok zor. Serkan Akkoyun birlikte oynamazlar mı Mesut İrfan? Yani Mustafa gayet güzel özetledi. Şimdi Mesut'un topla buluşması 29, Berke'nin 27. Şimdi burada teknik adamlık falan bir mevzu değil. Yani bir futbolcu oyun içerisinde kaçak oynuyorsa İrfan'ın ceza alanına girmesi, ceza alanında topla buluşması 1. Maçın sonu. Mesut'un ceza alanında topla buluşması 2. Rossi'nin ceza alanında topla buluşması 0. Serdar'ın ceza alanında topla buluşması 2. Şimdi yani hiçbir teknik adam oyuncusuna bir Mesut Özil'e bir İrfan'a şunu mu söyleyeceksiniz? Şuradan şut çekeceksin. Ceza alanına gireceksin. Top isteyeceksin. Ya da topla ceza alanına gireceksin. Bunu oyuncu yapacak. Bunu oyuncu inisiyatif. Doğukan'ın 1-1'ken kaçırdığı sol köşede pozisyonu hatırlayın. Topu nereden aldı? Bir inisiyatif alarak kendi girdi ceza alanına. 3 kişiyi oyundan düşürdü. Hat kırdı. Bunları yapmadıktan sonra İrfan'la Mesut birlikte de oynamaz. Bence ayrı ayrı da oynamaz. Çünkü oynamıyorlar zaten. Hani bir oynamaya evet, dair bir şekilleri yok ama her gelen İsmail Kartal'a kadar her teknik adam değişiminde Fenerbahçe'de şu oluyordu. Gelen teknik adam bir önceki sistemin neden olmadığını ispatlarcasına bir önceki sistemle beraber bir şey yapmaya çalışıyordu. Son sıcak örneği de Pereira gitti.
Pereira'dan sonra hoca gelmediği için Zeki Murat Göl'e geldi. Ve o da işte Pelkas'ın antrenman oyuncusu olduğunu söyledi. Vitor Pereira'ya gönderme yaptı. Bir sonraki maçta sezon başı kötü iyi başlarsınız. Sezon içerisinde işler kötü gider. Sonra bu noktaya gelirsin diyerek yine Vitor Pereira'nın işleri kötü götürdüğünü ima etti. Ama ben o oyuncu onun yapamadıklarıyla beraber yaparım oldu. Şimdi İsmail Hoca'ya da büyük ihtimalle bu telkinler danışanlar tarafından veriliyor. Ama Fenerbahçe'de oyuncular bir şey vermek istemiyor. Oyuncuların oynamaya dair bir belki motivasyonları yok. Çünkü teknik adamsız olduğunuz zaman oyuncuyu motive edemezsiniz. Oyuncunun bir hedefi olması lazım, bir motivasyonu olması lazım. O da yok. İstenen de Fenerbahçe'de bu arada şu, belli ki Mesut'la İrfan beraber oynatılacak kardeşim. Mesut'la İrfan'ı beraber evet. Oynatan teknik adamı biz tutacağız. Yoksa o teknik adamı istemiyoruz biz diye. Olan Fenerbahçe'ye oluyor. İdeal formlarında da mı beraber oynamayacaklarını düşünüyorsun abi, sen? Mesut'un ideal formu ne? Real Madrid mi? Hayır, yani 5 hafta önceki Mesut. Galatasaray maçındaki Mesut İrfan mesela. O zaman oynarsın tabii ki. İdeal, öyle bir şey varsa ideal Galatasaray'da... Hayır, şunun anlaşılması için soruyorum tekrar yani, tekrar. Yani İrfan da Mesut, hayır. Birlikte... United karşısındaki İrfan olursa olabilir, bir şans var. United karşısındaki İrfan olur. Ludogorets karşısındaki Mesut olur. MLS'te en iyi çaylak ödülü alan Rossi olur. Ya Galatasaray maçı bundan kaç hafta olur. Önce? Bir ay önce, iki ay ama önce. İrfan'ın oyun olursa bence Mesut yedek olur. Oyun Mesut organizasyonundan bağımsız konuşamayız ki. Galatasaray maçında bir de Pereira'nın bir oyun organizasyonu vardı. Fenerbahçe Pereira ile olmaz 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 dedi herkes. Yönetimde Pereira ile olmaz fikrine ikna oldu. Üçlüyle olmaz fikrine ikna oldu. Onun arkasından gelebilecek hiçbir senaryo. Bak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel sevdiğim bir lafı var. Der ki Şark'ta her şey bekleyerek olur. Yeterince beklerseniz ayağınıza gelir. Fenerbahçe yönetimi bekliyor. Batılı yöneticiler, batılı eğitimle yetişmiş Fenerbahçe yöneticileri Şark zihniyetiyle Fenerbahçe'yi yönetiyor. Pereira geldi, yeni bir şey yapmaya çalıştı. Bu yeni şeyin oturması için bir ilerleme ve bir yere gidilmesi gerekiyordu. Gidilmedi, bekleyelim. Olmadı. Gitsin, bekleyelim. Ne oldu? İsmail Kartal geldi. Gidilmedi. Yani zihniyetten bahsediyorum. Fiziki bir şey de değil. İlerleme yapılmadı. Şart zihniyetiyle beklendi. Ersun Yanal geldi. Beklendi. Pereira'nın gelişi de buydu. Beklendi. İsmail Kartal geldi. Şimdi bekleniyor ki Fenerbahçe'de Mesut çıksın, İrfan çıksın, top oynasın. Peki Mesut'u, İrfan'ı ya da herhangi bir futbolcuyu oynatacak organizasyona gidiliyor mu? Gidilmiyor. Organizasyon getirilmeye çalışılıyor mu? Sadece başlıklarla. Löw gelecek, yeniden açıklamada şey diyordu Fenerbahçe. Yeni sezon kadro yapılanması, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemi, A takım altyapı koordinasyonu. Mesut ceza alanına girmiyor. Onu kim çözecek? İrfan önün bir metre ötesine pas veremiyor. 5 metreye sprint atamıyor. Onu kim çözecek? Ya bizde başlıklar çok iyi. Yani öyle bir şey ki kitap çıkarıyorum. Kitabımın adı Dünyanın Sırrı. İçerikte ne var? O çok şey yapamadım onu. İşte su için bol bol, erken yatın, erken kalkın. Yani mevzu bu. Yoksa İrfan Mesut beraber oynar zaten, onu istiyorlar. Beraber oynamak istiyorlar. Hatta mümkünse İrfan Mesut Hakan üçü oynasın istiyorlar. Doğru. Diğerleri hiç oynamasın. Bu maçta Mert Hakan, Crespo, öyle Valencia, yani. Berisha, Zalai, Altay ve Novak eksikler bu arada, onu söyleyeyim. Yani biz burada genel hatlardan bahsediyoruz. Genel Crespo bir değerlendirmeden. En formdalı ile yedek kalmıştı. Evet. Karagümrük maçı. Yani. Karagümrük maçı. 9 kişiyle gol atamadı. 2 maç üst üste. Hani bir maçın net adamıydı. Beşiktaş maçında Fenerbahçe adına en iyisiyken 2 maç üst üste yedek kaldı. İdeal dünyada da fikrin aynı mı? Yani onların formlarının iyi olduğu dönemde. İdeal dünyada birbirleriyle çakışıyorlar zaten bu oyuncular. Yani herkese bir İrfan'ın 8 numara hayal etme durumu var da Başakşehir'deki Abdullah Avcı düzeninde 8 numara oynamak öyle bir şey değil yani. Benim öyle bir hayalim var ama olmayacağında da sen ne fikir? Ben olmayacağını, yani olmaz yani. Çünkü Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in önünde serbest oynayan bir oyuncu. Aslında 10 numara o yani. Serbest 8, serbest 8 diye 7,5 senedir. Zaten öyle yani. Bu adam yorumcu değilken bile serbest 8 diyen bir adamdı. Bu adamın da sağda en çok serbest 8'i ben duydum arkadaşlar. Şimdi o serbest 8 denilen şey zaten aslında Başakşehir'deki İrfan'ın rolü. Ya sen Kevin De Bruyne'ye 8 numara oynuyorsun kardeşim. Sen 8 oyna, önüne bir tane de 10 numara alacağız diyor mu? Yani demiyor yani. Bernardo Silva'yı kenara atıyor orada. Bernardo Silva
çalışkanlığıyla falan tamam. Hani 2 sene 3 sene çalışa çalışa anca oturdu o rolüde. Hani birlikte oynama şeyi. Kolay değil yani. Değil. Yetenekli bir oyuncu 8 numarada oynuyor diye o sen hadi hamallığı da yap diyemezsin. Galatasaray maçında herkesin Fenerbahçe taraftarının memnun kaldığı o performans neden sezonun içinde sürdürülebilir hale gelmiyor? Abi çünkü bak çünkü neden biliyor musun? Çünkü o çabayla yapılan bir şey. Heh. Çabayla yapılan şey sürdürülebilir değildir. Çabalayarak yaptığın şey sürdürülebilir olsa herkes çabalayıp bir anda 3 gömlek üste çıkıp ama sen fiziksel sınırların üstünde bir maç, iki maç, üç maç oynarsan dördüncü maçta patlıyorsun. Normalin o değil diyorsun. Fenerbahçe'de mesele bence hani İrfan mı oynasın, Mesut mu oynasın çok çok dar kalıyor. Ya burada çok fazla değişken var. Yani bu takımda ne olduğu belli. Bu takım rigid bir takım değil. Katı bir takım. Bu takımın omurgası yok şu anda. Benim izlediğim takımın omurgası yok. Yani bu bugün 1-1 bitmesi mucize. Antalya Spor'un 2-0 kazanması gereken bir maç. Ki Antalya Spor da yani çok yetenekli bir takım mı? Çok hani organize bir takım mı? Bireysel ya da ne bileyim inanılmaz kapanıyor mu? İnanılmaz kontrol atan mı çıkıyor? Yani özellikle bir takım olarak görmüyorum Antalya Spor'u öyle ağam şağam. Elinden geleni yapan bir takım. Kapasitesini zorlayan, çabalayan bir takım ama şey de değil. Ama bu kadar net oyun üstünlüğü sergiliyorsa Antalya çok daha bilinçli. Çok daha ne yaptığını bilen. Güray Vural'a veriyor, içeri kaçıyor. Biliyorsun ki o top oraya gidecek sonra tekrar Güray'ın önüne atılacak mesela. Okuyabiliyorsun oyunu. Ya Fenerbahçe'de top geliyor böyle. Herkes kafasına göre kararlar alıyor. Yani bir hani belirsizlik yani tamamen tesadüfler zinciri gibi ataklar oluşuyor. Bu tesadüfler zincirinden bir şey çıkıyorsa çıkıyor. Mesela İrfan sola atıyor kendini. Bu sefer soldan orta yapıyor. İşte Osay orada. Osay çevirir mi? Çeviremiyor falan. Hani anlık tesadüfi denemeler ben. Hiçbir zaman bir organizasyon görmedim. Tekrar altını çiziyorum. Yani hoca eleştirisi değil bu. Değil. Hoca eleştirisi değil. Hoca da bir şey denedik. Karşılığını ben alamadığını net şekilde gördüğünü düşünüyorum İsmail Hoca'nın. Ama burada İrfan Mesut'tan biri kenara geçsin. Oh tamam takımı değil bu. Bekler yok. Ya bir de ben bunu gerçekten anlamıyorum. Bunu aslında tekrarlamak istemem ama ya çok acayip bir kötülük Fenerbahçe için. Ya bu takımı nasıl dörtlü oynar diye kim ikna etmiş ya? Kim Allah aşkına yani gerçekten Fenerbahçe'nin en büyük kötülüklerden biri. Bu takım dörtlü oynar. Nasıl dörtlü oynar? Beki yok bu takımın ya. Bu takımın beki yok, kanadı yok. Nasıl dörtlü oynar bu takım? Bu takım 4-3-3 de oynamaz. Hiçbir şey oynamaz bu takım. Kanat üstünden organizasyon yapabileceğin hiçbir şey oynayamaz abi. Ya gerçekten yani gerçekten bence 3-4-3 gayet makul ya. Olabilecek en iyi dizilişti. Şey de demiyorum. Vitor Pereira hani badem gözlü. Ay falan arkasından ağıt yakıyor değilim. Ama çok hataları vardı. Ama o zaman dersin ki kardeşim bu takımda eksikler var. Üçlü de dörtlü de olmuyor. Biz bir transfer dönemi beraber geçirelim. Ondan sonra bakalım diyebilirsin. Ya da diyebilirsin ki hocayla takımın iletişimi koptu. Biz yeni bir hocayla çalışalım ama bu takımın eksikleri var. Biz bu eksiklere çalışalım. Belli ki bu takımda bek oyuncusu yok. Mesela. Bir tane bek oyuncusuyla görüşülmüş mü abi? Sol bek, sağ bek. Kimle görüşülmüş? Kimle temasa geçirmiş? Zaten havuz dar. Zaten seneye yerli sayısı 4'e çıkacak. Yani bir noktada çözüm üretme yönünde adımlar atılması gerekiyor. Ve Serkan güzel bir şey anlattı bence de. Böyle bir kendini kandırma hali var. Ama bu takım aslında çok iyi. Zaten Ali Koç kendi söyledi. Biz takımın en iyi kadro olduğuna inanıyoruz diyor. En iyi kadro olduğuna inanırsan 4. 5. olursun. Başakşehir daha iyi kadro bence. Trabzonspor daha iyi kadro. Konya daha iyi kadro değil ama daha iyi organizasyon. Ne olduğunu biliyor Konya Spor. Ha, şimdi maddi imkansızlıklar. En önemli hücum oyuncuları gitti. Ahmet Çalık tekrar Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Abi. Savunmada sıkıntılar olacak. Hani onları ayrı tutuyorum ama mesela Beşiktaş'tan daha iyi mi? Bence değil. Bence bir Emirhan İlkan yok Fenerbahçe'de. Yani hani düzenli oynadığında ya da takım bütünü var. Mesela Rozier'si yok. Rozier var mı? Rıdvan Yılmaz var mı Fenerbahçe'nin? Yani elbette bazı mevkilerde dahil. Stoperleri dahil mesela bence. Ama birçok bölgede eksiği çok fazla olan, bazı bölgelerde yığılmış olan, bazı bölgelerde hiç olmayan, yığılanları da diğer yerlere atınca düzelmiyor işte. Yani 5 tane pivotla çıkıp abi çok uzun olduk lan bütün uzunları koyalım da işte oynayalım. Olmuyor abi. NBA'de 5 uzunla oynayamazsın. Bir tane uzun ne olacak? 2 tane ya da uzunlarda 3 tane. Her bölgeyi savunabilen
üçlük de atabilen, alan açabilen forvetlerin olacak. Tamam mı? Şey zaafı olmayan, mesela şut zaafı olmayan oyun kurucun olacak. Alanı paylaşacaksın ki o uzun iş yapsın. Öyle, üç tane koyuncu olmuyor. Cleveland yapıyor bir tek. Başka yapan yok. Yani öyle bir dünya yok artık. Oyun değişti yani. Alanı çok iyi dağıtman lazım. Burada da herkes merkezde oynuyor abi. Herkes de hayali merkezde oynamak. Ya burada şey gibi. 10 çocuk elemeye girmiş. İşte birinci 10 numara 10 numarada oynuyor. İkinci 10 numara 8 numarada oynuyor. Üçüncü 10 numara işte kanatta oynuyor. Dördüncü 10 numara sol bekte oynuyor. Böyle bir takım Fenerbahçe. Ama herkes 10 numara olmak istiyor. Ya gerçekten şey gibi. Filiz lisans aldığın seçmelerdeki gibi bir ortam yani. Maç sonu. Böyle olmaz.